Benim için günaydın der misin? Günaydın de. Günaydın. Hayır bak ben böyle söylüyorum. Günaydın. Günaydın. Ay çok iyi söyledin. Harikasın. Harikasın. Çok iyi söyledin ya. Bak ben bu kadar iyi söyleyemiyorum. Senin yanına dura dura öğrendik. Güzel. Ben sabahın erken saatlerinde şu an saat. Ay bir şey soracağım. Kolum çok acıyor ya. Kolum bayağı acıyor da. Sıvar mısın? Şöyle yapamadım. Kolum çok kolum çok acıyor. Sol kolum ya benim bu. Ne yapayım ya ben? Neden acıyor bu kolum? Hı? Vurmuşsundur, çarpmışsundur, darbe almıştır. Neden acıdığını söyler misin? Bilgim yok. İba, senin yüzünden acı. Neden acıdığını ne söyle. Bak, sen sanki vurdurdun. Senin iyiliğin için. Neyse İbo tetanoz aşısı vurdurmuştu ya kolum arkadaşlar. O gün bugündür kolum acıyor. Gerçekten canım çok yanıyor. Hala da bugün 6. gün hala canım yanıyor yani. Ya basit şeyler takılıyorum ya. Ya sen anlamıyorsun tabi. Vallahi basit şeyler. Bir dakika şunu şunu sıvayı ver, saatimi göstereceğim. Saati göstereceğim. Hı. Şu an saat 10.17. Ha, gösteremedim ama 10.17 değil mi? 10.47 mi ya? Ay pardon 10.47'ymiş. Ya buğulu geldi göremedim de 10.47 saat. Çay içiyoruz. Ben kahvaltı yaptım. Sen yaptın mı? Yaptım. Tamam. Ben kahvaltı yaptım. Kahvaltının fotoğrafını İbo'nun şurasına koyuyorum. Bir de şuraya. Marul yedim kahvaltıda. Sen ne yedin kahvaltıda? Aa. Hayır. Şey domates soslu yumurtalı bir şey yedim. Abi ben sucuklu yumurta yedim Aykut söylemesin. Ne? Sucuklu yumurta. Öyleyim. Tam diyet adamısın. Afiyet, bal şeker olsun. Şimdi şey içiyoruz, çay. Ben bir şekerli içiyorum. Bunu hadi bunu attım. Hmm. Şekersiz içenlerin yaptığı hareketi yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Yap. Böyle öyle mi yapıyorum? Evet. Bir de şöyle, bir de şöyle. O ne alakası var? Bak şekerler burada duruyor. İlk şekeri bıraktığın zamanlardaki hareketin aynı buydu vallahi. Abla, kusura bakma. Seninle tanışmadan önce de şeker çay içiyordum. Hayır. Evet. Hayır. Kaç sene önce başladın şekeri çay içme? Çaman çayı şeker. 10 senedir çay şeker. Yalan içiyorum. Konuşma be. Ya bir şey söyleyeyim. Ben seninle beraber ne zaman çay şeker attım? Düşüneceğim şimdi bunu. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Şimdi bana bak, bana bak. Şoka gittim ya. Şoka gittim. Böyle işte. Hangi şoka? Şey alışverişe gittim. Buraya şey, Cansu'ya ötekine. Cansu'ya yemek yemeden önce yemek yedikten sonra şok alışverişe gittim. Market alışverişi yapacağım dedim ya. Hı. Neyse. Bu iki tane poşet aldım. Koydum poşete. Yolda böyle poşetleri taşıyorum. Tam böyle şeye geldim artık. Yıkılan öğretmenlerimin oradan tam böyle geçiyorum. Ne yaptım ben? Heh. Ben de şu şey var ya, böyle yüzük oynayan özelliği var ya. Poşetleri böyle tutuyordum. Şöyle yapayım dedim. Fırladı. Yok. Fırlamadı, yok. Nasıl yok? Yok. Yüzük ya. Neredeymiş? Elimde yok. İki elinde de yüzük yok. Poşetin içine düşmüş. Sonra dur sen tabii alert oldum ben artık iyice. Ay poşetleri kavradım gibi koştur koştur şoka geri döndüm. Ondan sonra giriş kapısından değil çıkış kapısından zorladım. Adam içeri giden adam böyle diyor. Ondan sonra dedim ki açın açın kapıyı açın dedim yani çünkü orada düşürdüm düşürdüysem yani içeride düşürmedim biliyorum elimdeydi yani hatırlıyorum. Ondan sonra neyse adam bir tane şey yaptı girdim içeri bir şey düşürdüm dedim ona bakmam lazım dedim. Poşeti sepetin içine koydum önce bir etrafa baktım etrafta var mı diye. Sonra içimden diyorum ki aha diyorum şimdi bu kesin sıcak. Çünkü çocuk yüzükle oynadığı o sinirleniyorsun ya sen çıkıyor falan diye. Ay şimdi kaybettim kesin tartışma çıkacak dedim. Ondan sonra poşeti arıyorum. Diğer poşeti elimi soktum aradım. Dibine şöyle elimi soktum. Kıymetlimiz. Buldum. Hemen taktım. Bu sefer buna takalım düşer diye ortaya taktım. Bundan düşer çünkü. Sinirlendim yine. Sinirleneceğim. Niye sinirlendin sen? Sinirleneceğim abi. Bir şey olmamış ki. Bir şey olsaydı sinirlenirdim. Kaybolsaydı sinirlenirdin değil mi? Gitti bana. Parası da değil, bunun bir önemi var yani. Aa, çok acı be. Dükkanda olunca yemek rutinim acayip değişiyor. Dedim hadi ızgara yiyeyim bari. Akşam sebze yemeği yerim.
aradım, ızgarayabileceğim tek bir yer var zaten. Aradım, dedim ki ben bir şey alayım, kuzu şiş, yok. Dedim o zaman ben ızgara olarak yiyebileceğim ne var yani orada şu anda? Sadece köfte ve beyti sarma varmış. Yani beyti sarmasını yemek istemedim hani açıkçası ama köfte de her gün evde de yiyorum, her gün evde de yiyorum, artık gına geldi yani köfteden. Çünkü yine eve gidiyorum, yine Allah yarın köfte yoğur. O yüzden köfte yemek istemedim. Açık konuşmak gerekirse. Beyt sarma söyledim, ne yapayım ya? Ne yapayım yani? Sürekli aynı şeyleri yemekten sıkılıyorum ve diyeti böyle bozuyorum yani. Kendim de farkındayım. Yapacak bir şey yok. Geldi. Yediklerimi, içtiklerimi, her şeyi gösterdim. Yani şöyle bir durum oluyor genellikle. Oturdum yatağıma. Ailemle birlikte yemek yediğim zaman, ki akşamları birlikte yemek yiyoruz. Öğünlerimi gösteremiyorum çok fazla size. Normalde işte böyle hani erken hazırladığım zaman, hani yaparken mesela yapma aşamasında falan sizinle paylaşıyorum. İşte bunu yiyeceğim, bunu yapacağım falan diye paylaşıyorum. Sonra yemek sofrasında paylaşmama gerek kalmıyor. Ama dün şey gördünüz zaten, dükkandaydım. Dükkandan sonra alınacaklar vardı. Bu arada ne aldım? Defalarca söylediğim ve artık yorumlarda hani dalgası bile geçilen. Gösteriyorum arkadaşlar. Sonunda saç fırçasını aldım. Bu arada bu saç fırçası yani tuvalet fırçasından mı yapılmış bilmiyorum abi. Bu sertlik bu normal mi bu kadar sert olması? Böyle içeriden. Bir de dolanıyormuş ve açamıyormuşum. Ah! 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 Bir dakika durun. Of! Of! Tek el yapacak bir şey değil bu. Kesinlikle. Durdu yine saçıma değişik şeyler oldu şu an. Neyse bu iki elle yapılacak bir şey. Çok tehlikeli ya bu fırça. Gittim bunu aldım. Büyük galiba, kalın olan bu. Tam olarak şey değil, ince olan değil, kalın olanı aldım. Çünkü ince olan şey değil. Nasıl diyeyim? Böyle istediğim şeyi yapmıyor, hacmi sağlamıyor. Bir dakika. Başka ne söyleyeyim? Bu fırçayı aldım. Ondan sonra akşam işte birkaç işim vardı. Şeye gittim. Anneme gittim. Annem yemek yapmıştı. Onu aldım. Oradan markete gittim. Marketten alışveriş yaptım. Tekrar akşam. Derken eve zaten geldiğimde annem çoktan hazırlamıştı. Bu işte cumartesi günü buranın pazarı olduğu için balık geliyor pazara. Yani böyle şey hani taze. Babam da hamsi sevdiği için hamsi almış. Hamsi yaptık. Ben çok küçük balık sevmiyorum. Yani hamsi çok sevmiyorum. Yani bir iki tane ya yedim ya yemedim. Hani o da tadına bakmak için yedim yani. Çok sevmediğim için bir iki tane yedim. Ben daha çok o işte şey, o yemeği size göstermedim. Sofraya koymadım da patlıcan musakka gibi bir yemek yapmışlar. Yani ben daha çok onu yedim. Salata yedim, çorba içtim. Bir kase çorba içtim. O zaten beni doyurdu. Ekmek tüketmedim onun yanında. İhtiyacım olmadı. Balık ben daha çok... Bir de ben şey de sevmem. Izgara balık da çok sevmem. Ben daha çok böyle buğulama, işte fırında hani o tarz seviyorum. Veya levrek, çipra. Hani büyük balıkları seviyorum. Küçük balıkları sevmiyorum. Bu şekilde tercih ettim açıkçası. Ama yani küçük balık yersem de ne bileyim... Izgarada ya bir şey, ateşte böyle yağda yaptık hani, unlayıp böyle yağda odun ateşinde yaptık. Annem yapmış daha doğrusu. Ben öyle de çok sevmiyorum, bilmiyorum neden. Bana çok kuru geliyor. Ben daha böyle sulu suyu içinde kalan balıkları daha çok seviyorum. Mesela benim daha önceki videolarımı izleyenler bilir, ben balığı böyle fırında yaptığımda böyle sulu oluyor ve çok lezzetli oluyor. Tabii bir tane büyük balık da bana çok fazla geliyor. İki kişi mesela bir balık yememiz gerekiyor. Evde de büyük balık seven yok. Balığı da çok seven yok. Böyle 40 yılın başı falan hamsi yiyorlar sadece. Büyük balık tüketen yok olsa. Aslında büyük balık satılıyor yani taze. O da geliyor. Alırım onu yaparım ama yemiyorlar anam, yemiyorlar. Diyecek bir şeyim yok. Bu arada yeni bir kanal açtım. Arkadaşımla birlikte. Cansu ile birlikte. Afra ve Cansu diye kanalın adı. Kanalın şeyini,
görüntüsünü şurada paylaşıyorum. Linkini de aşağı yine bırakıyorum. Oran kanala gidebilirsiniz. Videoyu izleyebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Sohbet ettiğimiz vlogların olduğu işte böyle dizi şeylerinin, dizilerden hani kitaplardan dizileri uyaran ya da yurt dışından alınan dizileri böyle konuştuğumuz, hani ne oluyor, ileride ne olacak falan diye konuştuğumuzda çok tatlı fenomenlerle, ünlülerle, onlarla alakalı konuştuğumuzda çok tatlı böyle videolar da gelecek. Böyle daha çok sohbet. Ama böyle işte ne bileyim, yemek yerken, ondan sonra işte dışarıda dolaşırken, işiniz yokken, bulaşık yıkarken falan izleyebileceğiniz böyle çıtır videolar olacak. O yüzden izleyebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Tartılmayacağım bir 4-5 gün. Tartılmayacağım. Artık o son bu şeyi görmek istemiyorum yani. 84'ü görmek istemiyorum. 3'ü görmek istiyorum. O yüzden daha da tartılmayacağım. Birazcık daha geçsin istiyorum şu süreç. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Instagram'ımı da şuraya bırakayım. Bunu da her videoda bırakıyorum. Instagram'dan size sorular soruyorum. İşte mesela mukbang çekeceğim yakında. İşte mukbang konusu ne olsun? İşte şöyle olsun, böyle olsun mu diye anketler vesaire de yapıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Hani hangi videoların geleceğini seçebilirsiniz. Oradan bana şey de atabilirsiniz. Hani bunu yapabilir misin diye öneri de atabilirsiniz. Memnun olurum. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Hoşçakalın.